Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerle karşılaşalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunuza sunumuz. Qaynam sizi Xitaylar ekranımız olsun. Xitay yeni kanun maddesi bilen Hong Kong'u texnik qattiq iskanjiga aldı. Xitay Hong Kong negizlik kanununun 23. maddesini maqullatish arqalıq Hong Kong xalqiga qaratqan iskanjini texnik kuchaytdi. Fransiya xalqaro radiosining 19 mart xabar qilishicha Hong Kong qonun kengashi negizlik qonunining 23 maddasini qarshiliksiz ma'qullagan bo'lib, aloqador belgilama 2020 yili 6 ayda yo'lga qo'yilgan Hong Kong nusxasidagi atalmish davlat bexatarlik qonuniga kirgizilgan. Xitoy rejimi bu orqali o'ktichilarni texnik qattiq bostirishni planlagan. Taratqular 19 martdagi ovozga qo'yishning amaliyoti Xitoy rejimi Hong Kongga qaratgan siyosiy qamalni texnik aniq ko'rsatib beradiganligi bildirishgan. Xabarda qayd qilinishicha, qonun kengashi a'zolari davlat bexatarligiga oid keng ko'lamli qonunlarni birdek ma'qullab, Hong Kongni kishini andishiga soladigan yangi qonun davriga elib kelgan. Bu Xitoy rejimining Hong Kongga qaratgan siyosatlarini Xitoy jo'ngquruqligidagi siyosatlari bilan o'xshash darajaga keltirish urinishini gavdalantirib bergan. 23-chi moddaga qarab chiqish sur'ati darajadan tashqari tez bo'lgan bo'lib, mazkur qonun loyihasi 8 mart qonun kengashiga sunilgandan tortib 19 mart ma'qullanganiga qadar faqat 11 kunlik vaqt ketgan. Hong Kongning bosh ma'muriy amaldori Li Jiachao hatto Beijingdagi yig'inga qatnashish muddatini qisqartib, 5 mart Hong Kongga qaytib kelib, qonun chiqarish masofasini tezlatgan. Ma'lum bo'lishicha, negizlik qonunning 23-chi moddasida Hong Kong doiralarining qonun chiqarib atalmish davlatga xiyonat qilish, og'dirish, josuslik qilish, davlat maxfiyatligini o'g'irlash, davlat bexatarligiga buzg'unchilik qilish, to'plon ko'tarish va chat elning lishi qatorliq jinoyatlarni qattiq jazolash talab qilingan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qonun moddasi ilgari uzun muddat to'xtib qo'yilgan bo'lib, 2003 yili keng ko'lamli namoyish sababli Xitoyning tunji qitim davlat bexatarlik qonunini chiqarishga urinish harakati mag'lub bo'lgan edi. Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridoridagi yadroli rayonda qoralliq hujum yuz berdi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo bilandagi muhim tugunlarining biri bo'lgan Kivodar shahrining hukumat binosi qoralliq hujumga uchirgan bo'lib, hujumda 6 kishi o'lgan. Pokiston doiralari 20 mart bir turkum iyg'ir tipdagi qurollar bilan qurollangan terrorchilarning Pokistonning g'arbiy janubidagi port shahri Kivodarning hukumat binosiga hujum qilganligini, hujumda ko'pincha bexatarlik xodimi bo'lgan 6 kishining qazo qilganligini e'lon qilgan. Amerika vazirining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, ismini oshkorlashni xohlamagan bir yuqori darajalik bexatarlik amaldori voqeaning tafsilotini dalillagan. Mazkur amaldorning Amerika ovoziga aytishicha, voqea yuz bergandan keyin Pokiston qismlari keskin qurolliq etishda hujum qilguvchi 8 kishining hammasini o'ldirgan. Pokiston armiyasi keyin e'lon qilgan rasmiy bayonotida 2 askarning qurolliq hujumda qazo qilganligini, o'ldirilgan hujumchilarning yenidan nurg'un qurol, o'q-dori va portlatqich dori qo'lga tushirganligini bildirgan. Pokiston bexatarlik xodimi Amerika ovozi radiosiga hujum mashina bomba bilan boshlandi, ammo mashina bomba portlamadi. Orqadan qurolliq unsurlar binoga qo'l bombasi, raketamyot va avtomat qatorli qurollar bilan binoga hujum qildi, ammo qaytirma hujumda ularning hammasi o'ldirildi degan. Vaqtdan keyin Balochiston ozodlik armiyasi bayonot e'lon qilib, shu joy vaqti tushdan keyin Kivodar shaharlik port ishlari idorasining binosiga qilingan hujumga mas'ul bo'ladiganligini bildirgan. Bu tashkilot muxbirga bergan yozma bayonotida hujumning o'zini qo'shib portlatish atrofida bo'lgan Majid brigadasi a'zolari tomonidan ishga oshirilganligini qayd qilgan, ammo texnik ko'p tafsilotlarni oshkorlamagan. Pokistonning g'arbiy janubiga joylashgan Balochiston o'lkasidagi Kivodar porti chunqur dengiz porti bo'lib, muhim neft tushish liniyasi bilan Hormuz bo'g'iziga yaqin ekan. Xitoy mazkur portning 40 yillik egidorchilik huquqiga erishib olgan bo'lib, necha milliard dollar qimmatidagi Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining yadrosi bo'lgan Kivodar portini qurish va bexatarligini qo'g'dashga zo'r mablag' ajratgan. Bultur avgust ayida Kivodar portida Xitoy injenerlariga qaratilgan o'zini qo'shib portlatish hujumi yuz bergan bo'lib, hujum qilg'uvchilar o'xshashli Balochiston qurolliq qismlari edi. Ular ayni vaqtda kam deganda 9 Pokiston saqchisi va 4 Xitoyning o'ldirilganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, Xitoy rejimi Xitoy fuqarolarining o'lganligini rad qilgan edi. Hindiston bilan Butan Xitoyga qarshi hamkorligini kuchaytirdi.
Hindistan bilen Bhutan'nın rehberleri arka-arkadan öz ara ziyaret kılışıp, çigra meselesinden Xitay'a karşı hemkarlık ornatmaqta. Amerika vazının 20 Mart'taki haberde bildirilişe, Hindistan Başministeri Narendra Modi bu hafta Bhutan'ı ziyaret kıladığan bulup, iki tarafının köplügen sahalardaki hemkarlığı tekimi küçüyüşü mümkün iken. Bir neçü gün ilgiri Bhutan Başministeri Sherin Tobgimo Hindistan'da 5 günlük ziyaretde bulgan bulup, Bhutan bilen Xitay otursidiki çigra sökpitini tizletiş meselesi muhim kün tertip bolgan. Sherin Tobgi bu yıl birinci ayda ikinci qatım başministerlik vazifesini tapşırıp alğandan keyin tünji qatım Hindistan'ı ziyaret kılgan. Gözetkiçiler onun ziyaretinin Xitay bilen Bhutan'ın uzundan buyan devamlaşıp kelyatqan çigra macerasını tezden hal qilishda ahamiyetlik ekenligini, Bhutan bilen Xitay'nın çigra macerasını qandaq hal qilishi Hindistan'ın bexaterlik manfaatiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini bildirishgan. Hindistan hükümeti Xitay bilen Bhutan'ın yakında Beijing'de ahırlaşkan 25. növetlik çigra sökpetige dikkat kılgan bolup, iki taraf sökpette hemkarlık kelişimi imzalap, talaştardıştiki çigranı ayırış vazifesige Birleşme Texniki Grupisi mesul bolganlıqını ilan kılgan. Sherin Tobgi 14. Mart'tan 18. Mart'tıcı bolgan 5 günlük ziyareti jarayanında Hindistan Prezidenti Murmu bilen körüşken ve Başminister Narendra Modi bilen keng dairede sökpetleşken. Hindistan Taşkı İşler Ministeri Subrahmanyam Jayshankar bu haqta toxtalıp, Bhutan Başministerinin ziyareti her iki tarafki özgeçe hemkarlıkımızın ilgirleş ehvalini közden keçiriş ve Hindistan bilen Bhutan otursidiki uzun müddetlik dostluk ve hemkarlık reştisini kengaytişinin yolları ve vasitelerini müzakere kılış polisi bilen teminleydi, degen. Kanada koral eksportini toxtatdı, İsrail'e narazılık bildirdi. Kanada Taşkı İşler Ministeri Melanie Joly hükümetinin İsrail'e koral setişini toxtatdığını bildirdi. Kanada Taşkı İşler Ministeri Melanie Joly Toronto Star Gazetinin ziyaretini kabul kılganda Avam Palatası Palestin hakkında kabul kılgan belgelemeye boyusunuş mecburiyeti bulması mı hükümetinin İsrail'e koral eksport kılışını toxtatdığını kayıt kıldı. O hükümetinin herbi texnika ve mahsulatlarını tasdiqlash yoki red kılış hukukunun varlığını bildirip İsrail'e koral setişini toxtatış kararının simvollik bulmaydığını takitledi. O bu yıl 8 yanvar İsrail'e herbi lazımet ve texniki eksport kılışını vaqtlıq toxtatqan idi. İsrail'e Taşkı İşler Ministeri Kanada'nın kararığı narazılıq bildirip, tarih hamını bir günü Kanada'nın bu hareketini sotqı tartıdı, dedi. Xaqan Fidan, Avrupa İttifaqı'a aza buluş Türkiye'nin stratejilik nişani, dedi. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Xaqan Fidan, Avrupa İttifaqı'a aza buluşunun Türkiye'nin stratejilik nişanı işkerlikini oturgu koydu. Türkiye Avaz Radyosu haberde kayıt kılınışa, Türkiye Taşkı İşler Ministeri Xaqan Fidan, paytaxt Ankara'da devlet işleri ziyaretinde bolgan İspanya Taşkı İşler Ministeri Jose Manuel Albares bilen Taşkı İşler Ministerliğinde uçuraşkan deyken koşma muhbirlerini kütüveliş yığını da söz kılgan. Xaqan Fidan, İspanya'nın baştın tartıpla Türkiye'nin Avrupa İttifaqı'a aza buluş müsabısını baştan ahir samimi kollagan devletler qatarıdan orun alganlıqını İspanya Taşkı İşler Ministeriga Avrupa İttifaqı'a aza buluşunun Türkiye'nin devamlıq stratejilik nişanı ikenligini yeni bir qetim ta'kidlaganligini bildirgen ve Avrupa İttifaqı içinde İspanya Gazze meselesi de baştan tartıp prinsipal pozisiyada bulup Palestin halkı tarafta turgan devletlerinin biri. İspanya'nın taqdirleşke arzidigan bu pozisiyası Palestin meselesinin dini ve etnik kimliklerden halkıgan universal dava işgallikinin yeni bir ispati diğerlerine kayıt kılgan. İspanya başından itibaren ülkemizin AB üyelik sürecine samimi şekilde destek olan ülkeler arasında yer almakta. AB üyeliğinin bizim için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini bugün sayın meslektaşıma bir kez daha ifade ettim. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımız görüşürüz. Aman boğayızlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.